çocuklar. Nuri Baba'nın durumu nasıl? Gözümüz aydın, Nuri Baba'nın durumu gayet iyi. Oh, canavar gibidir canavar böyle, Türk gibi ya. Allah'a şükür olsun. Çok şükür ya Rabbim. Ya bir de Mert abicim kurtulsaydı da tam bayram etseydik daha. İyi günler arkadaşlar. Merhaba. İyi günler beyim. Nuri Bey yok mu? Ayrola. Niçin aradınız Nuri Bey'i? Siz Nuri Bey'in nesi olursun? Affedersiniz, kendimi tanıtmadım. Ben Serdar Güzel, sanayiciyim. Bu da biricik kızım Asuman. Merhaba, ben de Ali Çemal. Namı diyar. Buyurun, buyurun, buyurun. Nuri Bey bir müddet yanımda şoför olarak çalıştı. Aa, öyle mi? Ta o zamandan beri ahbabımdır. Nuri Baba hastanededir. Çok geçmiş olsun. Nesi var? Bir kalp krizi geçirdi ama merak etmeyin, şimdi iyi. Şükürler olsun. Affedersiniz, size nasıl yardımcı olabiliriz? Kızım Asuman, yeni ehliyet aldı ama direksiyonu biraz zayıf. İstanbul trafiği malum. Çok zorlanacak trafikte. Çok haklısınız. Öyle ehliyet alıp hemen trafiğe çıkılmaz. Biraz çalışması gerek. Sizden kızıma direksiyon dersi vermenizi isteyecektim. Mümkün mü? Valla Nuri Baba'nın ahbabı olduğunuza göre seve seve veririz. Değil mi ağalar? Kerimeniz bize emanettir Serdar Bey. Biz bir hafta içinde ona trafikten gezinecek kadar direksiyon üretiriz. Değil mi arkadaşlar? Siz hiç merak etmeyin. Değil İstanbul trafiğinde bir hafta sonra formüle yarışlarında bile yarışabilir hanımefendi. Çok teşekkür ederim. O zaman bana müsaade. Hadi kızım, sana da hayırlı dersler. Sağ ol baba. Hanımefendiciğim, ben size isterseniz seve seve... Ali Kemal, hanımefendinin ehliyeti var. Senin daha ehliyetin falan yok. Sen şöyle biraz uza bakalım, hadi. Çok teşekkür ederim Osman amice. Hanımefendinin yanında karizmamı çizdiniz. Bravo. Şimdi ağalar, yani niye sorarsanız... aramızda en tecrübeli şoför Osman Ağa olduğu için bence dersi Osman Ağa versin. Siz bilirsiniz. Madem öyle, kızcağızım sana bir hafta içinde güzel bir direksiyon dersi vereceğim. Trafikte rahat rahat gezeceksin. Tamam. Seni Schumacher yapar, Schumacher, merak etme. Kim kim be? Kaleci, formüle kalecisi. Tebe kızcağızım, korkma direksiyondan. Rahat, rahat bırak, rahat bırak, rahat. Ha, iyi. Ha, bu kısrak değil, adamın üstünden atmaz. Hadi, şimdi yavaşça gaz ver bakalım. Gaza basıyorum şimdi. Çok özür dilerim Osman Bey. Sence şimdi bu bastığın gaz mıydı, fren miydi? Yok, frendi. Evet, fren. En azından bunu öğrendim. Haydi, şimdi kaldır bakalım bir taksiyi. Tamam, kaldırıyorum. Taksiyi kaldıracaksın kızım, sinirlerimi değil. Ay çok özür dilerim Osman Bey. Vitesi değişti. Bak araba bağırır, bağırtırma arabayı. Beni bu kızın elinden kurtar diye bağırır araba. Tamam, değiştiriyorum şimdi vitesi. Yavaşça sağa çek, arabayı durdur. Yavaşça. Debriyajdan ayağını hızla çekme bak. Araba istop etti. Çok özür dilerim Osman Bey. Sen bu işi öğrenene kadar benim kafam çarpa çarpa Ramazan davulu gibi şişecek. Ay, yoksa ben bu işi öğrenemeyecek miyim? Senin sahiden ehliyetin var mı? Var tabii canım, ehliyetim var. Göster bakayım. Bakkaldan mı aldın sen bunu? Vay namussuz bakkallar. Aynısını tıpkısını yapmış. Yalnız burada bir değişiklik var. Burada senin resmin var, benimki yok. Rica edeceğim. Alay etmeyin. Ben de senden rica edeceğim. Kafamı ikide bir ülcama çarptırma. Çünkü pek akıllı sayılmam. İyice kafayı delirttirdin bana. Ben bu şoförlük işinde çok kötüyüm değil mi Osman Bey? Yok be kızcağızım be, yok. Bir de işin iyi tarafından bak. Mesela sen araba kullanınca ekonomi canlanacak burada. Ya. Nasıl olacak o? Şöyle olacak. Sen ne zamanki trafiğe çıkacaksın, sağa sola çarpacaksın. Ondan sonra arabalar kırılacak. O arabalar tamirciye gidecek. Tamirciler para kazanacak. Ekonomi canlanacak. Aşk olsun Osman Bey ya. Niye alay ediyorsunuz? Tebe kızcağızım. Nasıl alay etmeyeyim? Şüphel olacağım dedim. Bak daha kayışını takmadın. Tak bakayım kayışını.
hiç gelmiyor. Anne kız geç kaldık kuaföre, hadi. Tamam, tamam. Aa, kız Safiye'nin Osman değil mi o? Ay anne, Osman abi ne yapıyor öyle kıza ya? E çelik çomak oynamıyorlar herhalde. Elli bandı kadınsın, anlamadın mı? Oha, Osman amca kadına resmen bu adamcık ameliyat yapıyor. Yürü. Anne senin yüzünden. Görüyor musun kart sen parayı? He, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Sinan'ın arkadaşı, Sinan gibi olacak tabii ki. Ya anne Allah aşkına Safiş'e bir şey söyleme, ne olursun. Kızın yumruk duyuvası bozulmasın. Gülbe, aptal aptal konuşup benim canımı sıkma. Evinde mutlu olan adam, dışarıda niye arasın ki mutluluğu? Demek ki Safiş mutlu edemiyor Osman'ı. Ya anne ne olur sen yine de Safiş'e söyleme. Allah aşkına söz ver bana, dur oğlum. Şş, tamam tamam, hadi yürü. Bak bak, kart sampa. Kaldı mı kendi taksiye? Tamam, kalkıyorum. Ay, çok çok özür dilerim Osman Bey. Ne istersin sen benden be? Neden vurdursun kafamı taksiye be? Neden vurdursun? Sen ne istersin benden be susak? Kafamı cama vurdukça mutlu mu oluyorsun? Ha? Al işte bak, al, 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 al. Ha? Sen beni öldürecek misin? Ne kastın var? Al, 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 al ha? Bak kafamı öldürürsün. Ne yaptın? Allah kahretsin. Mutlu mu oldun? Ay. Ne istersin benden? Delirdi adam. Evet delirdim. Sen delirttin beni. Sen. Al, 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 al. Gördün mü? Ha? Geç kızım şöyle. Otur geç. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Otur bakalım şöyle. Ha? Sinan. Bundan bile kızımıza şoförlüğü sen üreteceksin. Çünkü ben beceremedim. Anlamadım Osman Aga. Yani ben beceremedim. Ha, diyorsun ki sen benden daha iyi şoförsün Sinan, öyle mi Osman abi? Evet, sen benden daha iyi bir şoförsün. Vallahi tam olarak anlayamadım, bir daha söyle bakayım Osman. Sen benden daha iyi bir şoförsün. Bir daha elenir, görelim. Tamam Osman abi, tamam sen otur ben kalkayım. Arkadaşlar hepiniz duydunuz değil mi? Ben Osman Aga'dan daha iyi bir şoförmüşüm. Sinan duyduk duyduk. Evet abicim hepimiz şahidik da. Siz hiç merak etmeyin küçük hanım. Ben size 2 dakikada araba kullanmasını süper bir şekilde öğretirim. Buyurun gidelim. Ay, çok teşekkür ederim Sinan Bey. Rica ederim. Siz hiç merak etmeyin. Sinan. Efendim Osman Aga. Bu kız gazla freni birbirine karıştırır. Anlamadım Osman Aga. Yani gazla freni birbirine karıştırır. Sen hiç merak etme Osman Aga. Ben 2 dakikada ona gazın frenin debriyajın yerini öğretirim. Kız bana bak. Sakın Gülbin'e Sinan'dan bahsetmiyorsan tamam mı? Ay tamam anne. 1000 kere mi söyleyeceksin? Anladık işte. De ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da. Ah, eşek olmam eksikti. Teşekkürler anneciğim. De rica ederim kızım. Benim için zevkti. Yürü. Aa, Safiş'le Dilek geliyorlar. Ay, sakın bir şey söyleme, vallahi konuşmam sanki. Ay, sanki ağzımda bakla ıslanmıyor da. Ay, sanki ıslanıyor da. De merhabalar hanımlar. Hoş geldiniz kızlar. Merhaba. De hoş bulduk. Safiş, kocan Osman nasıl? De iyidir çok şükür. Sen yine de ipini fazla gevşek tutma. Erkek milleti. Pek belli olmaz ne yapacakları, anlarsın ya. Anne! Aa, de orada dur Şaziment Hanımcığım. Eğer bir kezlerin kocası aldatır, benim kocam melek gibidir, öyle bir şey yapmaz. Evet, babam yapmaz. Yapar. Yapmaz. Yapar. Yapmaz. Yapar, yapar. Yapmaz, yapmaz. Vallahi yapar. Vallahi yapmaz. Aa, sana mı inanacağım, gözüme mi inanacağım ayol? Osman Aga seni aldatır be. Aa, anne! Aldatır mı? Sen ne gördüysen söyle Şaziment Hanım. Anlat da biz de bilelim. Evet, ne gördün söyle. Heh.
Osman Aga sabah takside bir kadınla fingirdeşiyordu. Ne? Ne? Demek ki aldatıyormuş canım. Anne tebrikler yani. Ne yaptın ettin söyledin. Öyle mi? Ben de gelirken Sinan'ı bir kadınla fingirdeşirken gördüm. Hiç şaşırmadım. Hayatta inanmam. De inan inan. Kız görmedik mi beraber söylesene. Evet, kadınla birbirlerine sarılmışlardı. Hem de ne sarılmak ne sarılmak. Ay yedim ben seni Sinan. Ben şimdi o durağa basıp senin ümünü sıkmaz mıyım Sinan? De ben de Osman'ı böyle boğazından sıkıp o beynindeki pekmezi akıtmaz mıyım? Yedim seni Osman. Yürü. Hadi sakın. Durun beni bekleyin ayol. Beşiktaş bu sene şampiyon olacak, buraya yazarım bak. Ağam ne oldu? Gelseydi gel. Ağam yine ne yaptın ya? Oy. Yürümeyi yeni mi öğrenirsin be çocuğum? Tay 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 tay. İnce bir ayağını, ondan sonra öbür ayağını atacaksın. Geç sen Osman Aga ya. Geç sen geç. Ne oldu sağ Sinan abicim? Ben Asuman Hanım'a arabayı park etmesini öğretiyordum. Sağ olsun o da bana bir şey öğretti. İyi öğretti. Ne öğretti ağam? Park eden bir arabayla duvar arasında durmamam gerektiğini öğretti. Bu ders bana biraz pahalıya mal oldu ama. Nasıl pahalıya mal oldu? Oğlum görmüyor musun? Arabayla duvar arasında pestil oldum be. Sos tuzdur birileri sos ya. Evet, çift kaşarlı tost oldum Osman Aga. Çok mu komik? Çok komik tabii, ben gülemem. Peki komikse ben niye gülemiyorum Osman Aga? Ben gülerim ya, yeter. Osman! Damat! Sinan! Osman! Damat! Osman! Damat! Sinan! Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsunuz? Niye adımı bağırarak söylüyorsunuz? Ne, ben sizin adınızı bağırarak söylesem iyi olur mu? Kaygana! Gülemek! Nasıl oldu mu? Safiş, işte Osman abi bu kadınla gördüm. Ve ben de bu kadını Sinan'ın yanında gördüm. Ne oluyor ya? Konuşma! Sen beni nasıl aldatırsın pislik? Ne diyorsun Gülübek? Ne aldatması? Ya Osman aga! Kız Safiye, niye öyle deli deli bakarsın? Bak, tüylerim diken diken oluyor bak. Sen ne biçim adamsın? Kızın yaşındaki biriyle beni aldatmaya utanmaz mısın? Ya aldatmasın be Safiye diyorum ben de, aldatmasın be! Hiç boşuna yalan söyleme Sinan. Herkes görmüş beni aldattığını. Yahu ne aldatması? Ne zaman aldatmışım? Sus kız, karışma sen. Uy yengeciğim, ayıp oluyor da. Sus. Uy bahaneye vur işte da. Bak Safiye, biz o hanımla şey yapardık. Ne diyorsun Gülübek? Ben seni aldatmadım yavrum. Şu aldattığım zamanı bana da söyleyin de ben de tadını, keyfini yaşayayım. Kimle aldatmışım ya? İşte bununla. Gel sen buraya. Gel sen buraya. Ben seni bir yalayayım. Başlı çocuğu da delirttiniz be. Hayır! Aldatma falan yoktu lan. Bu kız sana iyice Serdar Bey'in kızıdır. Ne olmuş Serdar Bey'in kızıysa? Bu kız buraya direksiyon dersi almaya gelmişti. Ağalarım ona direksiyon dersi veriyor. Söylesene bacım ya. Evet. Siz her şeyi yanlış anlayışsınız ya. Yapmayı kurban olayım yaradana ya. Konuş kardeşim Seyit. Doğruları söyle. Tamamıyla arkandayım. Söyle kızlarım, söyle. Ne söyleyeceğim ağam ya? Nedir bu adamların sizden çektiği ya? Mübarek gün kafayı böyle delirdim ya, Allah Allah ya. Tövbe estağfurullah ya. De madem öyle, bu kız Sinan'ı niye kucağında taşır? Ha? Değil mi kız? Evet, doğru söylüyor. Ben de gördüm. Yahu arkadaşlar, Asuman Hanım park ederken beni ezdi. O yüzden de yürüyemeyecek hale geldim. Kızcağız da bana yardım etti. Hepsi bu yahu. Ay gerçekten mi Sinan? Ya çok özür dilerim Sinancığım. Bırak Gülübük Allah aşkına ya. Hep uyuyorsun ananın lafına ya. Ya çok özür dilerim. Vallahi bir daha yapmayacağım. Oh. Osman Bey'le de takside pek sıkı fıkıydınız. Böyle üstünüze eğilmişti. Artık ne yapıyorsanız. Canım içim fesat. Emniyet kayışı bozulmuş idi, onu bile düzeltirdim. Kusura kalmayasın Osman'cığım, yığdım aslanım. Tebe şazimentin laflarına uydum da böyle şeyler dedim. Canım. Tamam tamam, kes. Ben seni evde görüşeceğim. Kes, hadi.